24-30 Nisan haftası sevgili takipçilerim, güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Bu hafta gökyüzü hem hareketli, hem sakin, hem de geçmişte yani bir yeni ay gerçekleşti. Hibritli bir güneş tutulması, Plüton ve Jüpiter ve Koç 29 derecesinde etkiledi. Aynı şekilde Merkür retrosu da hayatımızın içerisinde dans ettiği için zorlu ama bir o kadar da dikkatli olmamız gerektiğini uyarıyorum. Sevgili koçlar, biraz dikkat sorunlarımızdan kaynaklı evraklar, hatalar, dağınık bir enerjimiz olduğu için toplantılar ve yapacağımız işlerde yanlış kararlar vererek sorumluluklarımızın dışına çıkabilir ve bu bizim iş hayatımızı etkileyebilir. Daha temkinli ve daha dikkatli bir süreç haftasını uyarıyorum. Kurumsal ya da kurumsalla bağlantılı kendi işinizi yapıyorsanız burada iki ayrı bir proje size ayrı bir kazanç kapınızı yoğunlaştıracak ve bu ekibinizi doğru yönlendirdiğinizde farklı alanlardan gelecek işlerle birlikte daha güçlenmenize, daha benliğinize oturtacağınız bir sistem var. Kurumsalda çalışıyorsanız bulunduğunuz şirketin karışıklığı yok, düzenli ama çok yoğun yurt dışı bağlantılı, şehir dışı bağlantılı işlerinizden kaynaklı çok fazla yoğunluk içerisinde olacaksınız. Yani biraz dağınık kafamızı daha dikkatli toparlarsak hatasız bir hafta söz konusu olacak. Özellikle de devletle bağlantılı çalışıyorsanız bulunduğunuz alanın ekonomik olarak ve kendi aralarında kutuplaşmasından kaynaklı endişeleriniz var. Herhangi bir sıkıntı yok ama dilinizi tuttuğunuz takdirde size zarar gelme şansı sıfır diyorum. Maşallah sizde ara sıra bir laf sokma var. Ben söylemedim deyip suçlu olma ihtimaliniz yüksek oluyor. Bu sırada kendi dil eğitiminiz, yarım bıraktığınız konularla alakalı daha odaklı şekilde hayatınıza adım atarsanız daha başarılı imkanlar sizi bekliyor. Özellikle de yurt dışı ile alakalı bağlantılı noktada çalışan sevgili koçlar için gideceğimiz seyahatler çok hem çok yoğun ama unutmayın ki yöneticileriniz agresif ve dengesiz. Orada çile bülbül döneminiz başlayabilir. Sizin sorumluluklarınızı başkasına verebilir. Orada bir gerginlik söz konusu olabilir. O yüzden işimize sağlam adımlar yaratmamız lazım. Eğer iş sıkıntınız ve uzun süredir geçmişe dönük iş mahkemeniz ve çözemediğiniz noktalarla alakalı yasal uyarılarımız artık sizin kazanç ve iş iadenizle ilgili doğru bir süreç. Ama hiç çalışmıyorsanız şunu demek istiyorum sevgili koçlar. Geçmiş dost, geçmiş inandığınız kişilerden size çok hayırlı bir iş kapısı var. Gözünü dört aç, işine sahip çık. Çünkü bu iş senin kalıcı bir noktan söz konusu. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada, evet tatil size iyi geldi, enerjiniz değişti ama burada çocuklar ve iş temponuzun çok yoğun ve taşınma mezununuz da yoğun olduğu için hiçbir şeyi birbirine yetiştiremiyorsunuz. Şimdiden geçmiş olsun diyorum. Ama kendi işiniz, ortaklı işlerle alakalı yasal süreçler, çözülmesi gereken ortak ayrımları ve burada borçlanmamız gereken konularla alakalı noktada daha dikkatli ve daha temkinli olmamız lazım. Çünkü borçlandırmadığınız her şey işinize, evinize hacizlik bir durum uyarısı gösteriyor. Evimizde devlet vatani görevini yapmak için giden evladınızla ilgili endişeniz varsa sağ salim gidiş yapacak, merak etmeyin. Miras konularımız çok yoğun sevgili koçlar ama siz hemen bekliyorsunuz. Mirasınız daha 2-3 yıl devam edecek. Mahkemeler doğru ilerlemesi lazım ama siz hemen alayım, evimi alayım, düzenimi alayım modundasınız. Ama burada ailenize ait bir evden size bir destek verilecek ve bu destekle birlikte kira probleminiz bitmiş olabilir diyorum. Evet sevgili gençler, kendi eğitim kariyeriniz yavaş yavaş üniversite ve lise döneminiz başladı. Sorumluluklarınızın farkına vararak hedeflediğiniz noktaya odaklanmanızı rica ediyorum. Çünkü aşk enerjiniz, duygu enerjiniz çok tavan yaptı. Evet aşk da lazım ama siz meslek sahibi olmanız benim için ve gelecek hayatınız için daha sağlıklı. Dik başlı olmayı bırakmanız gerekiyor. Evet geçmiş ilişkinizle hesaplaşma haftanız bittiyse, bitmediyse bu hafta kesinlikle hesaplaşıyoruz. Ciddi ilişkilerde bayram sonrası aile tanıştırması, koşturma ve ani evlilik kararları içerisinde olacaksınız. Bu da ayrı bize bir mutluluk enerjisi katıyor. Ailemizde özellikle erkek yaş olgun
abiniz ya da ablanız varsa onlar için de kısmetler var. Onlar çok egoları çok yüksek olduğu için kimseyi beğenmiyorlar. Bu kısmet doğru diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara evinizle ilgili o kadar rahatsızsınız ki binanız, çevreniz, alanınız, çocuklarınızın yetiştirmesi, kocanızın devamlı olarak size yarattığı zorluklar, eşiniz sizi dinleyecek ve hayırlı bir ev enerjisi söz konusu olacak. Taşınma size iyi ama kendi malınıza zarar geldiyse, müteahhitle ilgili beklentileriniz varsa gecikmeli şekilde mallarınız size geri iade olacak. Toprak ve arazi konusunda özellikle yapmak istediğiniz fikirleriniz varsa sevgili gençler, organik tarım, bu tarz bilimsel düşünceleriniz varsa çift olarak yapabilirsiniz. Sizin için sağlıklı. Ama kuzen, mesela baba kuzenlerinizle tartışmalarınız var. Sizi yok sayacaklar. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de aşk enerjisi var gökyüzünde. Bazen kalbiniz öyle her an aşık olabiliyor ama bu aşk bazen size zarar veriyor. Boşanma fikri olan çiftlerde zaten Haziran'ı bekliyorsunuz. Çocukları yıpratmadan halletmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle nodüller, boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Ve misafirin yoğunluğundan itibaren artık evin tardilat dönemi başladı. Şimdiden evinizin tardilatı uğurlu ve bereketli geçsin. Aile büyüklerimizden, dede, babaanne, anneanne köklerimizde sağlık sıkıntılı bilginiz olsun. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, güzel ailem, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. Umut ettiğiniz ışık evinize bereket, aşk dolsun istiyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı mutlaka unutmayınız efendim. Dostlarınıza, çevrenize paylaşırsanız da ailece büyümemiz daha rahat olur. Ben de eziyet kampından kurtuldum. Ya, coşku yazılı yazılınca bana coşku geliyor. Kimse elini yapıştırmıyor. O yüzden mutsuz oluyorum. 24 Nisan'da güneş kavuşumu Kuzey Ay Düğümü. İkisi de Boğa Burcu'nda. Saat 14'te gerçekleşecek. Enerjinizin fazlasıyla yüksek olacağı ve hedeflerinizle alakalı her şeye daha keskin kararlar vereceksiniz. Ama unutmayın ki Merkür Boğa Burcu'nda retro ve bu retro sizin için karmaşık duygular ve radikal evrelerinizle alakalı keskin kararlarda daha sağlam ve önünüzü görerek yaptığınız takdirde bağlantılarımız iş ve çevre alanında çok kuvvetli ve kendi yetkilerimiz, iş anlamındaki hakimiyet ve yaşayacağımız birçok nokta size ayrı bir renk katacak. Ve hem doğum günü haftanız hem doğum gününüzle birlikte coşkulanma evreniz var. Kendi işinizi kurmak ve bu tarz fikirleriniz varsa ve yurt dışı bağlantılı fikirler içerisinde kendinize iş yaratmak istiyorsanız gerçekten bu Mayıs ayını çok zorlayın. Hayat yönünüzde bu kapılarınızın en iyi şekilde açılacağı gözüküyor. Şirket ve büyük alanlarda kurumsal dışarıyla alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz işlerle ilgili de size imkanlar ve gerçekten ünvanlar hakimiyet olacak ama özellikle uluslararası ticaret ya da alım-satım sektöründeyseniz yöneticinizle krizlere açık olmanız lazım. Onun gergin hali sizi daha çok kesiyor. Onu görmemezlikten geçin çünkü enerji olarak bazen uyumsuz olabiliyorsunuz. Devlet ve kurumsal alanda banka, finans, alım-satım sektöründe çalışıyorsanız sevgili boğa burçları, özellikle kaçaklar ya da kayıplar ya da burada bir sıkıntı olabilir. Hesabınızı, düzeninizi doğru kontrol etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Bu ara mailler, bu ara telefon, dijital konuşmalarınız çok fazla. Bunların hepsi size doğru ifadeyle doğru kazançlar getirecek. Ortaklı güzellik merkezi açtıysanız, küçük bir marketiniz varsa, ne bileyim aklınızda dijital alanda kendinize farklı bir iş yaptıysanız bu konularda büyük bir başarı ve aydınlanmanız var. Kendinize buraya daha çok odaklanmanız lazım. Orası sizin için güzel bir marka. Aile içerisinde sanata, spora merakı olan kim varsa ona destek vermeniz lazım. O çocuğumuz ya da o gencimiz ya da o kardeşimizin hayat başarısı daha zirvede. Bence onu dinleyin. Dinlemediğiniz için çocuk kendini değersiz hissediyor. Evet, bir de bu ara devlete girmek ve devletle ilgili beklenti içerisindeyseniz ve memurluk ya da atama ya da taşerondan atamaya geçmek istiyorsanız bu kapılarınızla alakalı noktada biraz daha beklediğiniz takdirde haklarınız sizin için olumlu. Yurt dışına yerleşmek ve yurt dışı ile ilgili plan içerisindeyseniz sevgili boğalar biraz daha
Bunlarla ilgili bir, yani yaşayacağımız yer, neye karar vereceğimizi belirlemediğimiz için ilk önce yurt dışından şirket açarak ya da farklı bir alandan destek alarak, yurt dışı imkanlarınız da fazlasıyla var, bu fırsatları kendiniz için artıya çevireceksiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her iki tarafınızın da enerjisi yüksek. Yalnız bir evde elektronik eşyalar, telefonunuz bozulabilir, bu tarz gerginlikler, ara sıra anlamsız kavgalar edebilir. Kendinizi gereksiz yıpratmayın. Özellikle yeni aşkla başlayanlar uğurlu ve bereketli. Geçmişle ilgili hesaplaşmanız kapandı ama uzun soluklu ilişkinizle ilgili de kararsızlıklarınız var, güvensizlikleriniz var. Karşı taraf tam duygusunu yansıtmıyor ve devamlı sizin ben arıyorum artık o bana ne zaman arayacak enerjisinde tam anlamıyla ilişki ortaktır. Biriniz ararsınız, diğeri cevap verir. O yüzden bunlar önemli değil ama çok böyle kavgacı, gürültülü çiftler var bazı haritada, sert duruşlar var. Bu çiftlerde ileride evlilik sıkıntı olabilir. Şimdiden ilişki terapisine gidersiniz, aranızdaki sorunları çözersiniz. Yoksa şiddet mağduru kalabilirsiniz diyorum, dedim bile. Ev alma fikri olan ve bu konuda da çözüm içerisinde olduğunuz, geçmişe yönelik paralarınızla ilgili kararsızsınız. Şu Mayıs'ı görelim. Ondan sonra ev yatırımınızı yapmanız daha sağlıklı. Altın gerçekten çıkacak ve bu çıkış size çok büyük bir potansiyel yaratabilir. İstediğiniz eve de ulaşabilirsiniz. Kuzenler, yani teyze, dayı, bu tarafla ilgili kırgınlıklar, gereksiz dedikodular, gereksiz kavuşlar. Duymayın, onların yapıları hiç değişmeyecek ve zaten aile olarak da siz çok haz almıyorsunuz. Anneniz kırılmasın diye idare ediyorsunuz ama bazen aile bağları gereksiz olabiliyor. İnsanın dışarıdaki dost dediği insan daha faydalı olabiliyor. Olabiliyor tabii ki. Evet, bu arada özellikle apar topar evlilik kararı veren çiftlerimiz olumlu. Evli çiftlerimizin kendi içinde yoğun bir tempo. Ailenizi memlekete yollamış olabilirsiniz, ev size kalmış olabilir, ananız babanız köy evini tamirat ediyor olabilir. Siz özgür ruhta olabilirsiniz ama sizin de eğitim ve kurslarınızla alakalı yapmanız gereken görevler var, bunları unutmayın. Sevgili anne babalar, özellikle büyük ailelere sesleniyorum. Sağlık ve diz kapak ve bel bölgelerimizi ihmal etmeyeceğiz. Evet, toprak ya da yatırımla ilgili yaptığınız şeylerde bel hareketlerini ihmal etmeyin. Bir de bulunduğunuz noktada almak istediğiniz bir arsa var. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken mide krampları, mesela kasık bölgemizde ağrılar, hassasiyet evresi gözüküyor. Bu ara gökyüzü çok fazla aşkı ve sevgiyi kucaklıyor. Hadi herkese sarılıp sevginizi derinden belli edin. Bu ara yazma kabiliyetiniz de varsa, gerçekten bunu da, blog yazarlığı, gazetecilik, bu tarz meraklarınız varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. Sizin için başlangıç ve başarı var. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, güzelliğin altında dans etmeyi unutmayın. Herkese kucak kucak sarılın. Hayat çok kısa çünkü. Evet, yorum yazın çünkü mutlu oluyorum. Yorum yazmadığım zaman böyle gözlerim fel taşı gibi bağırıyor. Ulan yine mi yapmadılar falan diye kızıyorum ya. Emeğe saygı lütfen. Sevgili ikizler, maddi konularla alakalı, iş çevreniz, iş alanınız, borç alım, borç verme, borç noktalarıyla alakalı noktada inandıklarınıza verin, inanmadıklarınıza vermeyin. Çünkü paraları geri alma evreninizde çok fazla zorlanacaksınız ve artık maddi planlar yaparak kendi hayatınızla ilgili yatırım, bunlarla ilgili çözüm üretmeniz lazım. Çok fazla açıldınız ve bu artık bu kazancımızı kefen parası olarak yavaş yavaş biriktirmemiz gerekiyor. Neden gerekiyor sevgili takipçilerim? Hayal dünyanız çok geniş. İyilik ve merhamet evreninizde yanlışlar yapıyorsunuz. Başkaları için yaşamaktan çok, evet özgürlükçü, değişken karakteriniz, vurdum duymaz ruhunuz olabilir ama Merkür artık biliyorsunuz ki retroda, yani kendi hayatınızdaki bilinçli beyninizi yanlış kararlar vererek sağlam olmayan noktalarda, yani işinizi bırakıp saçma bir işe geçebilirsiniz. Bulunduğunuz noktadan sıkılıp istifa edebilirsiniz. Bu tarz noktaları
5 Mayıs'a kadar mümkün olduğu kadar alttan alarak halledelim ki hayatımıza zarar gelsin istemiyorum dedim. İşiniz gereği alacağınız şirketinizin vereceği iş görevleri, seyahatlerle alakalı ve özellikle eğitimler konusu ve seminerlerinizin çok yoğun olacağı bir nokta. Ama stabil bir noktada çalışıyorsanız şirketinizin ciddi maddi kayıpları var, kapatma niyeti olabilir. Şimdiden alternatif iş bakabilirsiniz. Aynı şekilde çok kalabalık bir şirketteyseniz de şirketinizin işten çıkartılmalar, şu an sizde risk yok ama ona göre kendi altyapınızı oturtacak yenilikler yaratmanız lazım. Çünkü kendiniz için sağlam gördüğünüz noktalarda fazlasıyla eksik alanlar var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Daha sağlıklı olur efendim. Sevgili ikizler, özellikle ortaklık projemiz varsa ortak projelerde doğru sistem ve avukatlı yaparsanız yapacağınız işte çok güzel başarı ve aydınlanma var. Ama devletle bağlantılı bazı projelere geçiş yapmak istiyorsanız bunlarla ilgili içeride birilerini bulup ona göre bu oluşumları sunmanız lazım. İş doğru ama içeride kimse yok. Ona göre içeriği ayarlayacaksınız. Ondan sonra bu işle ilgili kimseye bu işi anlatmayın. Doğru bir nokta. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız, şirketinizin sizinle alakalı büyük toplantıları ve gireceğimiz noktalardaki başarı odaklanmamız çok fazla var. Kendinize gelerek odaklanmak ve yere hakim olmanızı istiyorum. Para harcamıyoruz. Ödemelerimiz var, taksitlendirmemiz lazım. Unuttuğumuz vergi, araç, ev, kredi ne varsa bunları bir disipline girmesi gerekiyor. Yoksa ciddi bir yaz tatili kredi kartının ekstrasını ödeyerek geçireceğiniz gözüküyor. Özellikle aile içerisinde yaşadığınız çalışan çiftler arasında özellikle eşinizin ailesinin biraz rahatsızlıkları sizin eve bütünleşebilir. Bu da sizi çileden çıkartabilir. Siz de eve annesiniz. Yarın siz de çocuklarınızın evine gideceksiniz. Gelin çıkmayacak ya da damat çıldırmayacak. Çünkü aile çok önemli bir şey. Bir de şunu söylemek istiyorum. Duygusal anlamda kendimde şans göremiyorum. İlişkiler böyle başlıyor, bitiyor. Tam güzel gidiyor, aşık oluyorum, beni yarıyor. Kimse beni beğenmiyor diyorsanız gökyüzünün size çok güzel bir enerjisi ve çok güzel bir uyumu var. Bu dönem kalbinize böyle heyecan duyduğu kişiye adım atıp şans vermenize ve ruhunuza iyi gelecek bir enerji olduğu için de aşkı yakalama şansınız yüksek. Geçmişe dönük travmalarımız, ilişki konusunda yaşadığımız haksızlıklar, güvenden kaynaklı sıkıntılar sizi çok fazla dibe çökertmiş. Bir uyan, pilates yap, yoga yap, düz yürüyüş yap. Yani böyle durursan kim beğenecek seni? O yüzden daha dik yürüyüşlerle enerjimizi düzeltebiliriz. Evet, uzun soluklu ilişkilerde aileleriniz destekliyor ve problemler, hatta ödemeleriniz ya da ev konusunda size fazlasıyla destek verecek ve evliliği Ağustos'a kadar çözmek istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Bir de böyle sosyal ağlardan, dışarıdan sizinle ilgilenen bir enerji var. Bu enerji doğru olabilir. Bir şans verin ama kafede buluşun, evde buluşmayın. Başınıza bir iş gelmesin. Hepinizi hemen eve dağıtıyorsunuz. Dağıtmayın lütfen. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla ilgili gergin bir süre, çocuklarınızın baskın yönü, kocanızın çok fazla çocukları sizin üzerinize yığmasından kaynaklı huzursuzluklarınız var. Ama siz çok iyi bir annesiniz ve çocuklar sizin geleceğinize hakim bir noktada. Lütfen onları sımsıkı sarılın ve destekleyin. Çünkü onların babaları biraz böyle koltuğa oturuyor, bakıyor. Siz de bu yüzden her şeyi alttan alarak çocukları dengelemeye çalışıyorsunuz. Hak veriyorum ama babaları da çocuklarını seviyor. Onların, yani adamın gücü yok. Yani gücü olsa gördüğü kültürle devam ediyor. Onu değiştiremezsiniz, bilmenizi isterim. Özellikle 3 katlı bir evde ya da 2 katlı bir evde yaşayan sevgili ikizler için karı koca hayatımızda sorun yok. Daha böyle farklı bir noktaya, farklı bir yere taşınma, işi farklı bir alana taşımak isteyebilirsiniz. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle katarak, tavuk karası ya da gözlerle ilgili ciddi bir sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin. Bir de bu ara yurt dışından ya da şehir dışından misafirleriniz yoğun olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, vallahi yorum yazın, motivasyonumu arttırın. Vallahi delleneceğim artık yani. Sevgili yengeçler, evet, geçmişle yüzleşeceğimiz, bu hafta iletişimlerle kavga edeceğimiz,
İş çevremizde kim sorumlu, kim sorunsuz umrunuzda olmayacak. Böyle çıldırmışçasına, hepiniz lanet olsun dercesine bir hafta, ne kadar sorumluluklarınız olsa da, ne kadar sabretmiş olsanız da, onların o tavırlarından o kadar sinirli ve gerginsiniz ki iş çevrenizde. O yüzden herkese böyle bir göz süzülmeyle haddini bildirme enerjiniz var. Hayırlı olsun efendim, hak ediyorlar. Arkanızdayım, sağlam duruşunuza saygı duyuyorum. Ama unutmayın ki geçmiş sorunlarımız, geçmiş iş hatalarımız tekrar ediyor. Yani siz bu gaza gelip oradaki gideri sert dille ifade ederseniz zararlısı. Duruş ve konuşmayarak çözerseniz kalitelisiniz, bilginiz olsun. Evet, özellikle kurumsalla alakalı bağlantılı noktada çalışan ve iletişim, hakimiye, konuşma, asistanlık ya da yönetici asistanlığı yapıyorsanız çok güzel seyahatleriniz, iş gereği çıkacağınız noktalarda yöneticinizle alakalı çok güzel başarılar elde edeceğiniz gözüküyor. Aynı şekilde finans, alım, satım noktalarındaysanız da ani değişimler size ayrı bir renk katacak. Yani huzursuz olduğunuz noktalarda iyileşmeler söz konusu. Özellikle de devletle bağlantılı kurumsaldaysanız, kurumsala geçmek ve devletle bağınızı kopartmak istiyorsunuz. Her iki tarafı da idare ediyordun. Bir iki yıl daha böyle idare et. İki yıl sonra yurt dışına yerleşmek hedeflerim var. Şu an niye acele ettim bilemiyorum. Devlet memurluğu ya da atamanızla ilgili sürpriz bir gelişme ve bu gelişme size huzur ve mutluluk veriyor. Artık siz de işsiz değilsiniz diyorum dedim bile. Bir de kendi işinizi yapıyorsanız, çevrenizdeki insanların iş çevrenize kıskançlıkları, fesatlıkları olabilir ama esnafınız doğru. Bir de bileyim hediye ikram et, onların gönlünü al. Çünkü sende ego çok yüksek olduğu için kimseye taviz vermiyorsun. Etrafındaki komşuna artık bir gülümsemen gerekiyor. Yeni ortaklı işe başladıysanız da güzel süreçler ama şehirlerle alakalı bağlantı kurarak yerimizi büyütme planı içerisindeyiz. Bu daire. Öğretmen, akademik ya da askeri alanda görev yapanlar da ani değişimler ve hani okullar kapanırken tayin atamalarla ilgili fikirleriniz varsa bunlarla ilgili de devreye birini sokmanız lazım. Yoksa bu şekilde gitme şansınız sıfır gözüküyor, bilginiz olsun. Kredi, ev alma fikri olan sevgili yengeçler için başvurunuz, alacağınız anahtarınız hayırlı ve uğurlu olsun şimdiden. Yalnız kardeş, kuzenlerle, akrabalarla iş yapıyorsanız burada herhangi bir sorun yok. Dışarıdaki, yani ortak olduğunuz insanlarda aile bağımızda sorun yok da maşallah ailenizin dışındaki ailede bu işle ilgili ayrılsınlar, düzen bitsin, herkes kendi yoluna baksın diyor. Bence burası doğru bir nokta. Dışarıdaki aileyi işin içine katmayın. Yani burası bereketli ve rızkınızı kesinlikle bozmayın. Kimsenin aklıyla da uğraşmayın. Özellikle çocuğunuz askerde iş olarak devam etmek istiyorsa, askerde kalmak istiyorsa destekleyin. Bu çocuğumuzun bu noktası hayırlı. Özellikle uçak mühendisliği, makine mühendisliği, kimya kodlama mühendisliği okuyacak evladınız varsa destek verin. Bu çocuğumuz gerçekten bu noktayı başarılı ve aydınlık bir şekilde yaratacak gözüküyor. Evet, ilişkiler konusunda biraz daha mızmız bir ruhumuz. Yani nazlanma evremiz. Ay ben istiyorum şuraya gitmek, buraya gitmek, şunu yapmak. Şimdiden tatil planları içerisindesiniz. İlişkiniz sizi seviyor. İstediğiniz kadar kapris yapın. Ama o kapris bir gün sizin canınızı acıtabilir. Biraz da onu siz nazlayın istiyorum. Yeni ilişkisi bitmiş olan sevgili yengeçler, ilişkiniz tekrar geri gelecek. Hatta evliliğe doğru gidecek bilginiz. Yani ilişkide sorumluluklar tekrar bitiyor ve tekrar başlıyor. Hiç ilişkisi olmayanlar için yakın çevre, yakın dostlar, sizinle ilgili düşündüğü insanlar var. Ama siz geçmişteki kalbinizin kırılan noktalarını tamir edemediğiniz için kimseye gönlünüzü kaptıramıyorsunuz. Böyle evde kalacaksın, haberin olsun. Bir an önce etrafa bak. Yaşında geçmeden doğru insanlar var etrafınızda. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin iş gerginliği ve yoğunluğu ev hayatımıza yansıyor ve bu yansımadan dolayı da siz kendinizi fazlasıyla yorgun hissediyorsunuz. Yorgun hissediyorsunuz ama eşiniz de sizin için ve düzeniniz için çalışıyor, bilginiz olsun diyorum. Evet ev hanımları, bu ara evde her şeyi yenilediniz, ettiniz, eylediniz de siz kendinizi ne zaman yenileyerek bu hayata katacaksınız? Ne zaman kendiniz için
bu hayatta kilonuz, eğitiminiz, hayatınızla ilgili yol almanız lazım. Bu kadar zeki bir insanın tabii ki ev hanımlığı çok bereketli ve çok meziyetli bir iş. Ama yarın size ne çocuklarınız ne eşiniz bakar, şimdiden elinize meslek alın istiyorum. Bu da sizin ile ya da kenara gizli gizli altın biriktir, yoksa ortada kalacaksın, bilgin olsun. Evet, yeni bir evle ilgili tadilat niyetlerimiz var. Özellikle köy eviniz ya da yazlık evinizle ilgili tamir, tadilat, boya badana işleriniz gözüküyor. Şimdiden o valizlerle memlekete gitme niyetiniz var. Güzel, aydınlık. Yalnız sizin de özellikle topuk dikeniniz sevgili takipçilerim, kan değerleriniz, tansiyonla alakalı sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmeyin. Çocuk düşünen, çocukla alakalı tedavi fikri olanlar için biraz daha Mayıs'ın sonuna ihtiyacınız var. Şu an riskli gözüküyor. İhmal etmeyin. Araç kazası yapabilirsiniz. Diş operasyonunuz olabilir. Gayet sağlıklı ama araç kazası zararsız olacak. Merak etmeyin. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen ya. Vallahi motivasyonumu arttırın, beğenin ya. Vallahi kırılıyorum, yemin ederim. Evet, iş hayatı, yükselen vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. İş hayatınızla ilgili bazı sorunlar gündemimizde oluşacak. Ve mücadele dönemimiz ve çözülmesi gereken evraklar, toplantılarda bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar fikirlerinizi ve beyninizi sakin bir enerjiyle ortamı yumuşatmanız gerektiğine inanıyorum. Zorlayıcı insanlar, yıpratıcı sözler, karışık evrede ve size karşı takıntılı olan insanlardan da uzak durmanız gerekiyor iş çevrenizde. Yeni bir iş başvurunuzla ilgili beklentiniz varsa olumlu gözüküyor. Burası artık kalıcı ve güzel bir alanınız, hakimiyet evresinde. Kurumsal alanda çalışıyorsanız gerçekten orada çekişmeler, yoğun toplantılar, yoğun işler, yoğun evraklar, karmaşık bir evre ama size inanıyorum, çok başarılısınız. Yeni bir kurumsal evreye geçmek için de beklediğiniz noktadan haberler olumlu ve mülakat evrenizde var. Şimdiden hayırlı olsun. Yurt dışı ile ilgili gitmeniz gereken iş gereği seyahatler gündemimizde, gecikmeler olabilir ya da mallarınız tırlarla kapıda bekliyor olabilir. Bunlarla ilgili mücadele evreniz söz konusu olabilir. Mutlaka sabırlı olmanız lazım. Şirketimizle ilgili büyük kurumsal şirketlerde devlet tarafından ani denetimler, evrak muhasebe konusunda da denetimler söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar finans sektöründe çalışanlarda ciddi bir dikkat etmesi gereken bir evre var. Bankada, bankayla alakalı da şirkette bulunduğunuz şirketin banka müdürüyseniz daha büyük bir alana geçiş yapacaksınız. Yardımcıysanız konumunuzla ilgili daha farklı bir noktadan alternatif evreniz var gözüküyor. Evet, zorlayıcı ama yaratıcı fikirleriniz, yapacağınız olaylar size ayrı bir renk katacak. Kendi gücünüze, kendi enerjinize fazlasıyla inanmanız gerektiğini de uyarıyorum. Evet, bu ara aklınızda kendi işimi yapayım. Dijital alanlarda ve e-ticarette farklı işler yaparak kendi markamı yaratayım diyorsanız, takı, tasarım, dekorasyon ya da kılık kıyafetle ilgili başvuru evreniz, sayfanızı açacaksınız. Bunlarla ilgili de büyük bir başarı var. Bu ara toprak çiçekçiliğe merak saran, toprakta üretim yapmaya merak saran aslanlar, toprak arazi araştırması içerisindesiniz. Şimdiden bu altyapı için 2024'ün altyapısını oturtacaksınız. Hayırlı olsun. Çalışan çiftlerde özellikle eşiniz mobbing evresinde ve devamlı orada sorunlar ve sıkıntılar var. Çok yorgun, onu destekleyin, alternatif bir iş bakması gerektiğini. Ama sizin evinizdeki çocuklarla alakalı da okullarında ya da aldığı nokta okul evresinde çocuklarımız yıpratılıyor. Öğrenciler tarafından baskı içerisinde bir kendinize gösterme vakti diyorum. Evet, aşk enerjisinde ilişkimi bitirdim, başka bir insana aşığım diyeceğimiz bir enerji haftanız var. İlişkiniz size artık renk ve keyif vermiyordu. Gözünüz dağılmaya, enerjiniz açılmaya başladı. İyi bir aşk ama geçmişi kazasız atlatın. İnsanın üzerindeki beddua uzun süre devam eder. Kimsenin kalbini kırmadan veda etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Uzun soluklu ilişkilerde de artık birbirimize ait dominant mı desek, duygularımızı çok fazla ön plana atamıyor muyuz? Heyecan evremimiz mi eksik? Bunları toparlamamız lazım. Bu ilişkide de yavaşlama söz konusu.
bir de evlilik planı içerisinde olan sevgili aslanlar. İlişkiniz doğru, güzel ilerliyor ama onun ve sizin eğitim ve iş hayatınızla alakalı dengeler oturmadan bu kararı 2024'e atmanız daha sağlıklı. Alelacele evlilik yaparsanız evliliğinizin 3 ayı çok stresli ve aileler de karışacak, dengeyi bozabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar biraz daha parasal gücümüzü, evremizi toparlamamız gerekiyor. Evet, evimize hırsız, iş yerimize hırsız girebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Cep telefonunuz, çantanız, cüzdanınız çalınabilir. İhmal etmeyin. Bu dönem bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de sevgili gençler, eğitimle ilgili hedeflediğiniz doktorluk, hukuk ve askeri alanda eğitim yapmak istiyorsanız bu konularınız gayet başarılı. Size inanıyorum. Biraz İngilizce ve matematik evresinde altyapısınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Geçmiş ilişkiniz ailenizin karşısına çıkacak. Ben onu seviyorum diyecek. Ama o sorumsuz ve dağınık sizin ailenize yakışmıyor. Bilginiz olsun, ilişki terapisi asla ona evet dememeniz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, evet, zorlayıcı aile büyüklerimizin hastalıkları, kardeşler arasındaki yaşadığınız krizler, evliliğimizi ihmal ettiniz. Artık evliliğimizle alakalı noktayı biraz daha ön plana atmamız lazım. Yeni evli olan çiftlerde de kayınvalidelerde ve elti görümceden kaynaklı gerginlikleriniz var. Siz seçtiniz, o aile öyleydi, eşinizi seviyorsunuz, sabretmeniz lazım. Ani gebelik fikriniz var, yaza doğru bu karar netliğe kavuşmuş olacak. Yeni ev alımı ya da taşınma konularımız hararetli. Ağustos'a kadar istediğiniz evin temeli de hayırlı olacak gözüküyor. Miras ya da mahkemesel sorunlarınız var geçmişe dönük iş konularında. Bunlar artık yavaş yavaş Eylül'e kadar hesabımıza girecek. Hatta iş iadeniz varsa da aydınlıkta. Cezaevi, mahkemede ya da aile büyüklerimizden biri varsa aftan yararlanarak hanemize geri gelmiş olacak gözüküyor. Sağlık olarak özellikle kan değerlerimiz ve tansiyon ve şeker enerjimiz çok fazla yüksek. Göz seyermesi fazlasıyla yaşıyorsunuz. Bir göz doktoruna gidin. Belki göz tansiyonunuz olabilir. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, yorum lütfen yapın. Vallahi motivasyonumu arttırın, rica ediyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu dinlerseniz daha rahat ve daha keyifli olur. Bu ara aile yaşantımız, çevremizdeki insanlara fazlasıyla takıntımız ve onlara agresif tavrımız ön planda olacak. Biraz bunalmış, biraz stresli, biraz gergin. Kendi hayatımızla ilgili planlar kurmaya, daha kendimize ait evreleri iyileştireceğiz. Fedakarlık ve mücadele ettiğimiz evreyi geride bırakacağız. Bu iş hayatımız için de gerekli. Uzun süredir yöneticiniz ya da sizin ekip arkadaşınızın şefinizle konuşmak istiyorsunuz. Yeriniz ve mekan değişimiyle ilgili. Evet, konuşabilirsiniz. Hayırlı, çünkü bu enerji sizi artık yıpratıyor. Büyük kurumsal, uluslararası ihracat, alım-satım sektöründeyseniz de farklı bir firmadan gelecek teklif. Ama bulunduğunuz firmada sizi kaybetmek istemiyor. Şartları masaya doğru yatırmanız için hayırlı bir evre. Devlet görevinde, devlet makamında çalışan meclis olabilir, hakim, savcı, polis ya da devletle bağlantılı kurumdaysanız bulunduğunuz noktada ihbarlar ya da size şikayetler oluşabilir. Dikkatli ve kendi evrenizi kontrollü yaratmanız lazım. Düşmanlarınız çok fazla var. Temkinli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Bu ara özellikle geçmiş üniversite dostlarınız, yakın çevrenizle alakalı diyaloglar, hoş sohbetler, misafirliklerin hat safhada olacağı bir nokta. Ama eğitimle ilgili yüksek lisans, bunlar, dil eğitimi, bu tarz düşünceleriniz varsa bunlar için artık start vermeniz lazım. Kendi evrenizde eksiklikler gözüküyor ve bunları tamamlamamız lazım. Sabit, stabil bir noktada çalışıyorsanız, yöneticiniz, patronunuz sizi çok seviyor. Biraz da maaş konusunda biraz daha motivasyonunuzun artması lazım. Bekleyeceksiniz çünkü oraya çok emek verdiniz ve orası sizi kaybetmek istemiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, bu ara aile işiniz, dışarıda iş bağlantılarınız varsa da çok güçlü anlaşmalar, yeni çevre, yeni oluşumlar ve sosyal ağlarda kendinizi daha fazla ön plana atacağımız noktamız var gözüküyor. Dededen, anneden kalan iş şirketiniz ve ya da iş yeriniz varsa aile arasında satma kararı içerisindesiniz.
Buraya satmak sağlıklı değil. Kiraya verin. Siz çıkın oradan ama orası kıymetli ve değerli bir nokta, ziyan etmenizi istemiyorum. Bu arada özellikle sadece tek başınıza iş kurmak ve bu konularda kendinizi ispatlamak istiyorsanız aile büyüklerinizin size karşı çok büyük bir desteği var. Diş hekimi olabilirsiniz, muhasebeci olabilirsiniz. Bu konularda da ailenizden fazlasıyla destek alarak fırsatları yakalayacağız. Yurt dışına yerleşme fikri olan ve bunun için vatandaşlık başvuran, onun için iş kovalayan, nerede var? Evet, bu konularla ilgili Eylül'e kadar hedeflediğiniz noktanın altyapısını oturtacaksınız. Hedef sizin için doğru bir nokta. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada, özellikle hanımınızın bulunduğu noktada çok şiddetli ve stresli, çok yoğun bir tempo var. Sevgili beyler, eşinize yardım etmeniz lazım. Evet, sizin de yorucu, devamlı tempo içerisindesiniz ama eşiniz gerçekten bunalmış bir noktada. Bir yandan çocuklar, bir yandan ev ve bu evreyi birlikte desteklememiz lazım. Büyük bir fabrikada çalışıyorsanız, fabrikada çıkartılmalar, sizinle alakalı noktada herhangi bir çıkartılma yok ama kimsenin oyununa gelip gazına gelmemeniz gerekiyor. Evet, aşk konusunda biraz daha bencil bir karaktere geçiş yapacağız. Değer görmek, önemsenmek, sevilmek, sayılmak ve artık ben önemliyim diyeceğim adımlar evresindesiniz. Yoga, meditasyon, ilişki terapisti alarak nerede bu ilişki konusunda yanlış yapıyorum evreyi düzeltme. Geçmiş ilişkinizle ilgili benden özür dilesin, kapıma gelsin diyorsanız ara, içinden geleni söyle, bu olaydan kurtul. O çünkü her zaman aynı noktada, senin en duygusal yönünü keşfettiğinde geri geliyor, yine yarı yolda bırakıyor ve sen böyle mal gibi kalıyorsun ortada. O yüzden artık ona haddini bildirme vakti. Bu ara tanıştırmalar, çevrenizde sizinle ilgilenen farklı enerjiler var. Artık bu ilişkileri seçme vakti. Nişanlı olan çiftlerde de aile ve çevre arasındaki yaşanacak krizler yüzüğümüzü bırakmamıza sebep olacak. Mümkün olduğu kadar kimseyi ilişkinize karıştırmayın ama bu ilişki size uygun değil. Tekrar tekrar şans verdiniz, aynı noktada ilerliyorsun. Evimizde bekar ya da evlenme planında olan, içinde olan sevgili başakların evlilik kapıları olsa da gecikmeler söz konusu olacak. Çünkü aile büyüğümüzden hasta var, hastane, tempo, koşturmaktan kaynaklı. Burada bir sıkıntı var ama eninde sonunda bu evlilik enerjiniz olacak diyorum. Bir de sevgili ev hanımları, hayatınızla ilgili mücadele ettiğiniz ve eşinizin ailesine saçınızı başınızı süpürge ettiniz, çocuklarınız da aynı. Yani yanlış bir aileye gelin gelmişsiniz ya da yanlış bir aileye damat gelmişsiniz. Siz ne yapsanız da göze batıyor. O yüzden artık boş verin. Vücudunuz yıprandı, kendi sağlığınıza, sporunuza bakın. Bir de eşiniz pasif bir adam, kabul edin. Sakin bir adam, kabul edin. Siz istediğiniz kadar isyan bayrağı yapın. Eşiniz aynı evrede, o değişmeyecek. Boşanma fikri olan sevgili başaklar, zaten ev, ocağı, çocukları aldınız, şartlar kavgası var. Bu şartları da doğru bir şekilde oturtarak haklarımızı alacağız. Hiç işi olmayan, yani evlenmiş, ayrılmış ve aile evinde olan sevgili başaklar, lütfen astroloji eğitimi alabilirsiniz, kozmik enerji, belediyenin kursları var, kendinizi geliştirebilir ve hayata tekrar atılım atabilirsiniz. Evde yaşamaktan çok bunaldın ama kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Evet, sağlık olarak özellikle ayak siyatiklerimiz, variz damarlarımız ve ciddi anlamda bağırsak problemimiz olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Taşınma mevzumuz gündemde ama kalbimize göre ev bulamadığımız için idare etmekten bunaldık. Anneanne, babaanneden gelen sürpriz bir malla birlikte ev kriziniz de çözülmüş olacak. Özellikle ev, araç değiştirmek isteyenler hayırlı olsun. Yüreğinizdeki her şey Allah'ın size umut ettiği gibi olsun. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, lütfen yorum yazın, motivasyonum artır. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin, beğenin, paylaşın. Yani anlatın, kanalımızı birlikte büyütelim. Özellikle fiziksel konularımızla alakalı, hani estetik olabilir, spor olabilir, yürüyüş olabilir. Vücudumuzu yeniden yaratabiliriz. Kendimizde takıntı olduğumuz noktaları yeniden şifalandırabiliriz. Yani her noktada kendimizi geliştirmek istiyoruz ama
Özellikle Mayıs 15'ten sonra bunları yapmanız daha da botoksunuza, dolgunuza izin veriyorum ama büyük operasyonlar, saç ekiminiz varsa da daha dikkatli kararlar vermeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, iş konularınızla alakalı noktada hareketli, yoğun ve yük üstüne yük binecek bir sürü işler sizin hakimiyetinizde olacak. Özellikle evde çalışan bazı teraziler artık şirketinize geri dönme evresi başlayacak ve yurt dışı ile ilgili görevlendirdiğiniz noktalarda da ev hakimiyetinde devam edeceksiniz. Hem hareketli hem stresli ama özellikle biz fiziksel noktamıza fazlasıyla takılacağız. Bilginiz olsun. Devlet ya da devletle bağlantılı taşeron firmadaysanız şirketinizin orayla bir anlaşması bitebilir. Emeğiniz ziyan olsa da siz orada haklarınız için mahkeme kararı açacaksınız ve haklarınızı alacaksınız. Büyük firmada çalışıyorsanız, özellikle alım satım dışarıda pazarlama noktasındaysanız, işlerde ve puanlarda biraz gerileme var. Yani bu sizin priminizle alakalı noktada eksikliklerimiz var. Bunun için büyük bir mücadele. Haziran sonuna kadar rotanızı dolduracaksınız. Hani evrenizde eksiklik var, bunun mücadelesi gözüküyor. Bu ara özellikle de şirketinizle alakalı güzel kutlamalar, güzel sohbetler arasında sizinle ilgilenecek biri var. Buna şans verebilir. Evlilik kapınız o enerjinin içerisinde olabilir ve hiç aklımın ucundan geçmedi dediği kişiyle ilişki evreniz var. Çalışan çiftlerle alakalı noktada stabil gibi gözükse de çok stresli evraklar, hesaplar, yanlış bulunduğunuz şirkette yanlış hatalardan kaynaklı gerginlikler var. Ev düzenimizde huzursuzluk yok mu? Yok. Ama eşimizin size karşı ilgisiz olması sizi rahatsız ediyor. Onun da aynı tempoda çalışıyor. Herhangi bir hata yok, aldatılma yok. Kafanızı bu konuda lütfen kenara atın. Ama boşanma fikrinde radikal olanlar yasal evrak, yasal evre. Özellikle eşinizin bir mesajından kaynaklı rahatsız olduğunuz konu yasal evreye geçiş yapıyor ve bu evrede haklarınızı çatır çatır alacaksınız. Aşk konusunda yenilik bekleyenler için evet, iş çevreniz, yakın evrenizde heyecan evreniz var. Şimdiden huzurlu olun. Uzun soluklu ilişkilerde evlilik kararımız var ama iş konusunda belirsiz gittiği için tarihlerde gecikme olabilir ve aile büyüklerimiz bizi hadi evlenin desteklesiniz, destekliyoruz deseler de siz kendi gücünüzü ve alanınızı oturtmadan bu kararı vermediğiniz gözüküyor. Aferin size. Kendi bacağınızda asılın, başkalarına güvenerek zorda kalmayın istiyorum. Ne kadar aileniz de olsa zorda kalmak istemiyorsunuz. Bir de geçmiş ilişkinizle ilgili hesaplaşmak istiyorsunuz ya, onun sevgilisi var, sizin de beğendiğiniz var. Bırak hesaplaşmayı, yolda karşılaşacaksınız, şaşkınlıkla kalacaksınız. Ama size yurt dışından kısmet var, bunu değerlendirmenizi öneriyorum. Çok yakın bir dostunuzun, yurt dışında yaşayan bir dostu sizi beğenmiş olabilir. Böyle bir enerjiniz var, aman bunu kaçırmayın. Sevgili gençler, eğitimle alakalı noktada biraz daha dağınık bir enerjiniz var. Anne ve babanız çok yıpranıyor. Verilen kurslar, lütfen dikkatli olun. Evet, yaz geldi, bahar geldi, enerjiniz değişik ama sınavlar da az kaldı. Odaklanın ne olur. Çünkü sizde ailenizin çok fazla emeği var. Bu emeği en iyi şekilde yapmanız lazım. Bu arada kızlar, sevgili dostlar, dostlarınızla aranızda iletişim dedikodulardan kaynaklı kırgınlıklar. Bir dostunuzun üstünü kesiyorsunuz, artık benim dostum, evim, ocum gelemez diyorsun. Ama bunu sen başlattın, suçlu sensin, o suçu ona atıyorsun. Tebrik ediyorum, nasıl başardın, onda hayretler içerisindeyim. Aile içerisinde özellikle müteahhit ya da ev tamiri, tadilat konularımız yoğun olacak. Ama evde kar dolap, yatak odası, çocuk odası komple değiştirme fikriniz var. Maşallah, bu kadar ekonomik krizde seçimi görmeden bu alışverişi yapıyorsanız tebrik ediyorum sizi. Seçim sonrası karar vermeniz hanemiz için daha hayırlı ve aydınlık. Evet, unutmayın, şöyle bir problemimiz var. 29 Nisan'da Mars ve Uranüs arasında 60'lık açı var. Uranüs Boğa burcunda ve Mars Yengeç burcunda. Güzel enerjiler uyarlasa da sizin ani karar vereceğiniz her şey ekonomik olarak görmeyeceksiniz. Kredi kartınız, borçlanmalar size sıkıntı yaratabilir. Ailenizden destek alarak araba düşünenler için hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili ev hanımları, evet, yorucu bir bayram sonrası geçirdiniz. Eliniz ayağınız tutmuyor. Yemekler, sohbetler vesaire şey. Şimdi sizin çocuklarınızın sizi köye göndermesini ya da yazlığa gitmek istiyorsunuz. Bahçeyle uğraşacak. Ama çocuklarınızın bu dönem çok fazla yoğun temposu var.
Biletini alıyorum bacım. Orada da kiralık araba tuttu. Git, çocuklarına muhtaç değilsin. Paran da var. Endişe etme. Yalnız sizin diz kapak sıvılarınız sevgili takipçilerim, bacak sıvılarımız, kemik erimelerimiz ve boyuna vuran şiddetli ağrılarımız var. Kemik ölçümü şart. Bir de hanemizde doğuştan sağlık problemi olan evladınız varsa onun doktor kontrollerini ihmal ediyorsunuz ve o vücut olarak çok ağrı içerisinde, mümkün olduğu kadar onun doktor zamanı. Bir de devlette görev, vatani görevini yapacak evladınız gitmek istemiyor. Kaçak kalmasın, gitsin gelsin, paralı yapmak istiyor. Sizin de ekonomik gücünüz yok. Kredi çek anam, bunu paralı askere yolla. Yoksa askerden kaçar, bilginiz olsun. Evet, bazen vatan için görev yapılır ve bu görevde herkes onur duyar. Bazı evlatlarımız da bu görevlere uygun olmayabilir. Saygı duymak lazım. Bu genle alakalı bir şey değil, yapıyla alakalı bir şey. Bayrağımızı, vatanımızı hepimiz seviyoruz ama bazı çocuklarımız çok gitme taraftarı değil. Allah'a emanet olun. Rabbim hepinizle olsun. Sevgili akrepler, güzel ailem, yükselen ve ay burcunuzu motivasyon için yorum ve beğeni istiyorum. Yapmak istediğiniz iş gereği seyahatlerde aksilikler söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar iş kaynaklı sıkıntılar yaşayacaksınız. Sorunların üzerinden çok pratik ve akıllıca geçseniz de oradaki yaşanan toplantı ya da iş gereği hatalar üst düzey kurumunuza ya da şirketinize intikal edecek. Mümkün olduğu kadar kendi dengenizi doğru savunun. Puanınız düşsün istemiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız iş konularınızla alakalı alanı tamir, tadilat, boya, badana enerjiniz var ama ekonomik olarak da küçük alanınız sizi mutlu etmiyor. Hatta devredeyim etmeyeyim kararsızlığı içerisindesiniz. Devretme vakti geldi, cebinizden fazlasıyla yiyor. Alternatif farklı bir nokta bularak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Evet, özellikle devletle alakalı kurumsal alanlarda rütbe değişimi bekleyen sevgili akrepler için, evet, hak sahibisiniz ama Haziran'da bu rütbeniz verilecek. Şimdiden daha çok enerjimizi yüksek tutarak o rütbeyi almış coşkusuyla yaşamamız gerekiyor. Ve özellikle de farklı, mesela büyük alışveriş mağazasında çalışıyor, bir de kıyafet mağazası. Burada artık sizinle ilgili rahatsız olduğunuz konular var. Farklı yerlerde, daha markalı işlerde çalışmak istiyorsanız başvurularınız olumlu olacak. Gözünüzü, direğinizi dört açın, başvurunuzu yapın. İstediğiniz mağaza, istediğiniz güzellik ürünü ya da istediğiniz mobilya mağazasında iş kapınız var gözüküyor. Cesaretinizi toparlayın. Yurt dışı ile ilgili de çalışan sevgili akrepler için şunu demek istiyorum. Yurt dışına yerleşmek ve şirketin bu konuda sizi destekleyen noktası var. Mümkün olduğu kadar vakti gelince gönderilecek ama 3 kişi var burada. 3 kişi arasında 2 kişi. Bu ikinci kişi sizsiniz ama sizden önceki kişi sizin ayağınızı kaydırabilir. Ona göre dengeleri doğru yaratmanız gerekiyor. Devlete girmek, devletle bağlantılı süreçte mücadele ediyorsanız imkansız bu dönem. Bir dahaki sınavınız ne zamansa o zaman hak kazanacaksınız. Devreye soktuğunuz insanlar sadece sözde kaldı. Siz de uzun süredir bekliyorsunuz. Tekrar eğitim ve üniversiteye girip hani burada meslek yaptım ama bu kapıda iş yok diyenler için doğru bir karar. Zaten başvurularınızı da yaptınız, puanınız da iyi, gençsiniz de. Tekrar kariyer anlamında farklı iş alanları yaratarak kendi enerjinizi daha büyük bir noktada oluşturabilirsiniz. Bir de tayin, taşınma ya da şirketinizin başka bir yere taşınmasıyla birlikte mecburen evinizi ve düzeninizi de taşıyacaksınız. Bunun için 1,5 ay gibi bir zaman var. Şirketiniz ya da tayininiz gerçekleşmiş olacak. Doğru bir kapıda sizin için hayırlı. Bu ara özellikle blog yazarsanız, içinizdeki gazeteci ve fotoğrafçıysanız çok renkli bir enerji, tiyatro, sanatla uğraşıyorsanız enerjiniz çok yüksek olacak ve yıldızınız parlayacak. Kendinizi daha güzel göstereceksiniz. Eğer güzel bir evladınız varsa yazdırın mankenliğe, yazdırın güzel oyunculuğa. Çok başarılı ve aydınlık bir oğlunuz da olsa fark etmiyor. Böyle bir enerji var. Çalışan çiftlerde özellikle ev ve bina, mal sahibinizle ilgili yaşadığınız krizlerden kaynaklı işte sorun yok, evde sorun yok. Evin binası ve evin içinde sorun var. Bunu bir an önce çözmezseniz evde huzursuzluklar var ve mutsuzsunuz. Üst komşunuz, alt komşunuz, mal sahibiniz size illallah ettirdi. Taşınma evresindesiniz ama bence onu mahkemeye ver, öyle çık, haddini bilsin istiyorum. Ben dedim.
Bir de çocuk fikri varsa yeni evlenenlerde kız ve ikiz olabilir ya da iki kız dünyaya gelebilir, bilginiz olsun. Evet, aşk konusunda yeni ilişkinizle alakalı yorucu, sıkıcı, vazgeçemiyorsunuz. O sizden vazgeçemiyor. Kültürel farklılık olmasına rağmen çok aşıksınız. Bence ilişki terapistiyle bu ilişkiyi düzelterek evlilik yapabilirsiniz. Geçmiş ilişkinizle alakalı düşünceniz varsa bu sayfa artık yavaş yavaş, siz de ona karşı öfkenizi dindirdiniz, sevginiz kalmadı. Çünkü yeni etkilendiğiniz kişiler var. Bu da iyi gelecek, şans verin, enerjinize gayet olumlu. Evlenmek ve gelecek planı içerisinde olan çiftlerimizle ilgili özellikle nişanlınızın ya da sözlünüzün geçici yurt dışı görevi var. Panik yapmayın, aldatmayacak, yalan yok, o geri gelecek. Hatta o geri gelmek istemiyor, sizi oraya almak istiyor. O yüzden siz de yabancı dil eğitimi, Fransızca, İngilizce alarak altyapısını güçlendirerek orada iş imkanları yaratabilir, kendinize daha iyi ispatlamanıza fayda sağlayacak gözüküyor. Evet, sevgili ev hanımları, özellikle çalışan değil de ev hanımlarıyla alakalı noktada, evet, evinizin, binanız çok eski, korkuyorsunuz, taşınmak istiyorsunuz ama altyapısı kuvvetli. Eşinizin çok stresli iş ve yoğun gidip gelme işlerinden kaynaklı bütün yükü taşımak yordu. Eşiniz sizi seviyor. Onun sevgisinden şüphe etmeyin. Sadece ifade edemiyor. Onun gözlerine bak, ona duygularını söyle. Sen sarıl, sen öp. Eşin seni seviyor. Biraz da kendine bak, canım benim. Yani 3 çocuk doğurdun, 2 çocuk doğurdun. Pestilin çıktı. Güzel giyin, seksi giyin, özel hayatını düzel. Kendini geliştir ki hayatındaki kişi de sana biraz daha sıcak tavır sergilesin. Soğuksun be kardeşim sen de. Yani uyardım. Evet, evde özellikle mutfak dolabı, raflar vesaire şey değiştirmeye karar verenler, şimdiden bakıyorsunuz dolaplarınıza, hayırlı ve uğurlu olsun istiyorum. Çocuk düşünenler, çocuk tedavisi düşünenler için doğru zaman. Sağlık olarak katarak problemimiz olabilir, gözümüzü çizdirebilir, saç dökülmelerimiz var. Aman ihmal etmeyin. Evet, hayatı ihmal etmeyeceğiz. Bedenimiz emanet, ruhumuz emanet. Sadece Allah'a aitiz. Her bedeni doğru taşımamız lazım. Mutlu kalın efendim. Sevgili yaylar, abone olup, yorum yapıp, yükselen ve ay burcunuzu dinleyip motivasyonumu arttırmanız gerekiyor. Biraz beğenin ya, hepsini beğenin ya. Elinize yapışmaz yani. Neyse, ev hayatınızla ilgili gündem gibi düşecek. Yeni eviniz, yeni anahtarınız, yeni aracınız. Sahip olmak istediğiniz şeyler için doğru bir hafta. Bunlar için şanslı bir dönem, kısmetli bir dönem. Araştırın kalbiniz. Çünkü satmak istediğiniz bir yer var. Onu daha büyütmek istiyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Herkes ikna oldu. İkna olmuşken siz de şimdiden habire bakmanız gerekiyor. İş konularınızla alakalı noktada, evet, yorucusunuz, çok stresli, çok gergin. Ama yerinizi çok seviyorsunuz ve kaybetmek istemiyorsunuz. Şirketin ya da çalıştığınız noktanın sizinle ilgili pürüzü yok. Sadece şirkette yeni gelmesi gereken işler ve burası yoğunlaşması lazım. %40 zararda olduğu için herkes panik. Herhangi bir kimse de çıkartılma gibi bir durum yok. Ama işinize sarılın. Mayıs ayı itibariyle o şirketinizin de yoğun bir şekilde bereketi artacak. Evet, iş mahkemesi verdiğiniz ve geçmişte iş konularınızla ilgili zarar gördüğünüz noktalarda da hak size iade ediliyor. İster geçmiş primlerinizi alın, ister eski işinize geri dönün. Bunu kazanmış gözüküyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun istiyorum. Devlete girmek, devletle alakalı noktalarda taşeron ya da bu tarz firmalarda hastane kapısı, neyse işte nereye girmek istiyorsanız, çok yakın bir aile ve devletle bağlantısı güçlü olan bir insanın desteğiyle birlikte bu kapınız Eylül'de hazır. Tatilinizi yapın, enerjinizi değiştirin, dil eğitimi alın, kendinizi geliştirin. Eylül'deki kapınız size uğurlu ve bereketli gözüküyor. Bu arada doçentlik, profesörlük ya da bu tarz eğitimler almak isteyen ve bu tarz konularda radikal tez hazırlığı içerisinde olan yaylar, gayet başarılı şekilde tezinizi vereceksiniz de kafanız karışık. Bu kafayı bir yumuşat ve burada çok yoğun bir hem işin hem tezin, gerçekten bunu aldın ve bu konuda da büyük kapılarınız açılacak. Eğer spor salonunuz varsa, güzellik merkeziniz varsa, işlerinizle alakalı daralma noktası yaşıyorsanız, yavaş yavaş orası hareketlenecek, büyütüp marka ve kendi isminizi daha alevlendireceksiniz. Şubeler açmak isteyebilir. Bunlarla ilgili altyapıyı oturtacaksınız. Bakkal
dükkanınız varsa, simitçiyseniz, milli piyangocu sokakta yapıyorsanız bunlarda kazançlarınız olacak ama sizin de bu şans oyunu meraklarınız yüzünden ciddi anlamda yani satıyorsun ama paran cebinde kalmıyor. Sen de oynuyorsun. Bu oyunlardan vazgeç istiyorum. İddia ya da bu tarz durumlarınız varsa uzak durun. Paranız ziyan olacak gözüküyor. Çalışın, emeğinizi ziyan etmeyin. Çalışan çiftlerle alakalı noktada eşinizde düşük ya da hani dış gebelik olabilir. Ona destek vermenizi istiyorum. Bir de eşinizin sperm ya da kalitesinden kaynaklı sıkıntılar olabilir. Eşinizin ameliyat olması şart gözüküyor. Bununla birlikte gebelik evresi ya da çocuk sevinci yaşayabilirsiniz. Evet, aşk var. Gökyüzü sizi aşkla kucaklıyor. Sevgiyle, sevilmeyle, değer görmeyle, affetmeye, yalvarmayla haftamız geçecek. Geçmişten gelenler gelecek, gerçekler söylenecek, sevildiğiniz söylenecek. Ama sizin şu an elini tuttuğunuz insan sizi her şeyden ve sizin sadeliğinizle seviyor. Onu asla bırakmayın. Hayatınızdaki kişi sizin geçmiş ilişkilerinizi sorguluyor. Yani kiminle birlikte olduğunu, kimle, bunları hayatınızdaki insana geçmiş, sizin geçmişiniz. Kimseye bu geçmişinizle ilgili yorum yapmak zorunda değilsiniz. Sizi seviyorsa bu şekilde kabul edecek. Sizde maşallah hiç gizli yönünüz yok. Sonra da bu bizim için evlilik problemi diye karşınıza çıkıyor. Hayatınızdaki kişiye dürüst oldunuz ama sizin o geçmiş yaşadığınız ilişkileri size bam 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 söylüyor. Artık buranıza geldi. Bence ondan koca olma. Sen onu bırak. Çünkü o kişi sana fazlasıyla yargılıyor. Aileme uygun değilsin, şöylesin, böylesin. Onunla mı birlikte oldun? Şunun gerek yok. Onun, o sana hayat ve ailene saygı duymaz. Bunu artık atman lazım. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada da biraz daha sakinlik, dinginlik isteyebilir. Kendi kariyerinizle alakalı odaklandığınız noktalarda ilişki flört edecek ama vıt vıt içerisinde olmayacağız. Evet, evlilik yapacağız ama şu an her iki tarafta farklı enerjiyle birlikte yoğunlaşacak. Ama sevgiliniz size hediye edebilir, yüzük hediye edebilir. Siz ona güzel bir hediye alabilirsiniz. Onu onur edecek enerjilerimiz var. Evet, iş yerinizde platonik takılıyorsanız, aşığım, ölüyorum, onun bana duygusu var mı diyorsanız, hayır arkadaş, platonik nedir ya? Git psikoloğa tedavi gör. Platonik diye bir şey yok. O bilinç takıntısı sizi yorabilir. Gidiyorsun, tedavine oluyorsun. Zaten sana aşk var, çok güzelsin ama sen kimseyi beğenmiyorsun. Gidiyorsun, seni beğenmeyenleri beğeniyorsun. Artık bununla da yüzleşmen lazım. Sevgili ev hanımlarım, evet, güzel evin anahtarı uğurlu olsun. Evinize bereket getirsin ama çocuklarınız biraz dışa dönük, özgürlükçü bir yapıya sahip, bağımlılıklara merak olabilir, sigara vesaire şey. Mümkün olduğu kadar onları kontrol edin. Özellikle lise çağı çocuklarınız varsa tehlikeli. Sevgili gençler, lise ve üniversiteye hazırlanıyorsanız başarılısınız. Sadece biraz yüzün, enerjiniz değilsin, spor yapın. Odaklandığınız noktada istediğiniz ve yurt dışı kapınız da var. Endişe etmenize gerek yok. Evet, ev hanımları, kardeş, kendi kardeşiniz, abiniz, kendi soyunuzda tartışmalar var. Bu evliliğinize yansımasın. Eşiniz sizin için çok üzülüyor ve haksızlığa uğruyorsunuz. Siz yine affediyorsunuz. Affetme bitti. Onlar sizden özür dilemesi lazım. Yıllardır yaptınız, ettiniz, ne yaptınız oldu. O yüzden onları çöpe atalım diyorum. Nodüllerimiz, göğüs kislerimiz ve rahimle alakalı hassasiyetimiz olabilir. Dikkatli olun efendim. Evet, sağlık insanın bedenidir. Siz Allah'a olan duygunuzu, sevginizi, inancınızı, duanızı eksik kılmayın. Mutlu kalın efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Tabii ki yorum yapacaksınız. Mecbursunuz, beğeneceksiniz. Benim motivasyonumu arttıracaksınız. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyeceksiniz. Çevrenize ve sayfanızda beni paylaşacaksınız. Kırılıyorum, yemin ediyorum ki. Uzun süredir beklediğiniz işinizle ilgili hayırlı ve uğurlu olsun. Uzun süredir bir görev ve atamanızla ilgili müjde haberi bekliyorsanız ve artık bu zarf bana gelecek mi, kabul olacağım mı diyorsanız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu iş kapınız sizin için devlet olabilir, kurumsal olabilir. Hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. İstekleriniz sizin için hayırlı gözüküyor.
Evet, yeni bir iş kapısına başladıysanız, şirketinizin sizin bir aylık bir deneme evreniz var. Bu denemeyi doğru başaracağınızı ve hemen rütbeniz değişeceği için odaklanın, alanınıza hızlı konsantre olmanızı istiyorum. Uzun soluklu işte de prim ve maaş konusunda rahatsız olduğunuz için alternatif noktalar bakarak dengelerinizi bulamadınız. Şu an burada kalmanız lazım. Eylül ayında doğru kapınız var. Hem priminiz kovulun, hem priminiz hem haklarınızı alarak gitmeniz sizin için daha sağlıklı. Eğer şu an bu şekilde bırakırsanız yazık olur. Ailemizde emeklilik beklentisi varsa ya da siz emeklilikle ilgili beklentiniz varsa bunu başarmış olacaksınız. Ve emekliliğiniz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ben çok genç emekliliğe karşıyım. Bilinç 65'e kadar çalışması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu ülkede her şey çok pahalı ama emekli maaşı 7500 lira neyinize yetecek onu da düşünün istiyorum. Evet, devletteki yer değişimlerinizle ilgili ani görev değişimleriniz söz konusu. Ama biz zaten eğitim alıyorduk. Bunlarla ilgili konum değişiklikleri ve müdürlük beklentiniz vardı. Gerçekleşiyor, gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Ama ortaklı büyük işlerimiz varsa farklı alanlarda daha büyük işimizin yurt dışı ağlarını, sistemini kuracağız. Ve bu bizim sistemimiz her geçen gün büyüyecek. 3 yıl mücadele ettiğinizde şirketiniz çok büyümüş olacak. Ortaklı yaptığımız iş doğrudur. Yani 3 ortaklıysanız ya da 4 ortaklıysanız bu işin üzerine sımsıkı gitmeniz gerekiyor, vazgeçmemeniz gerekiyor. Evet, mesela yurt dışı ile ilgili Almanya ve Amerika, Avusturya, Azerbaycan iş kapılarınızla ilgili beklentiniz varsa bu konunuz gerçekten kabul görmüş gözüküyor. Vatandaşlık için beklediğiniz neydi kız onun ismi? Ne? Neye başvuruyorlardı da? Vize. Vize değil. Oturum hakkı. Oturum hakkı ile ilgili başvurular oluyordu ya, neydi o? Amerika'ya green card başvurularınız varsa ya da oturum için ev almak istiyorsanız bunlar için olumlu, güzel başarı bu yıl. Bunların hepsinin altyapısını oturtacaksınız. Satmaya çalıştığınız lanetli ev dediğiniz yer çok kıymetli. Aslında lanetli değil ama sizin böyle bir lanet enerjisi, geçmiş çocukluğunuz, anneniz ya da babanızın yaşadığı travmalardan da yer çok kıymetli, satmanızı uygun görmüyorum. Bir de sizin köklerinizden mesela göçmenlik varsa, farklı alanlardaysanız orada vatandaşlık haklarınız ve yerleriniz var. Bunlarla ilgili mücadele edin, haklarınızı alın istiyorum. Evet, kendinize küçücük bir iş yeri kurmak istiyorsanız ve Bodrum, Akdeniz ya da Ege tarafında yapmak istiyorsanız hemen valizinizi alın, gidin, yapın. Eğer garsonsanız ya da şefseniz işleriniz bu sene çok kazançlı ve iyi olacak. Artık paranı biriktir, alem kafasından çık. İşine, alanına odaklanman gerekiyor. Hanede evden hani küsüp başka bir haneye giden evladınız varsa sevgili takipçilerim, onun üstüne gereksiz baskı kuruyorsunuz ve bu kişi erkek kız fark etmiyor ve devamlı ona anlamlar yüklüyorsunuz ve bu evde devamlı sözlü şiddetler var. O çocuk sizin yanınızda mutlu değil, diğer yerde mutlu, panik yapmanızı istemiyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı stabil tatil planı, şimdiden biletler alındı. Haziran sonunda tatile gidiyorsunuz, kafanızı iyileştireceksiniz. Kız çocuğunuz varsa çok yetenekli, piyanoya merakı var. Mümkün olduğu kadar o enerjiyi düzeltelim. Aşk konusunda sonucu olmayan hayalde yaşamak, bazen sonuç varmış gibi hayal ediyorsunuz. O ilişkide bir sonuç yok. Yeni ilişkinizle ilgili sonuçlar gelecek vaat ediyor. Uzun soluklu ilişkiniz, hani bir türlü bir araya gelip evli, iş ve parasal konudan evimizi, evliliğimizi yapamıyoruz ya, bu sene apar topar bu düzen olumlu olacak. Endişe etmeyin. Hani bu retroda özellikle çamaşır ve bulaşık makineniz, cep telefonunuz bozulabilir. Bunlara dikkat edersek sevinirim. Evet sevgili gençler, eğitiminizle ilgili planladığınız nokta güzel. Ama yurt dışı şirketinizin beklediği bir yurt dışı imkanı ile ilgili size fırsatlar verilecek. Mümkün olduğu kadar gözünüzü dört alın, dağınık olmanızı istemiyorum. Sevgili ev hanımları, evet parke, banyo, mutfak her şeyi kırıp döküp yeniden bir ev inşa etmeye çalışıyorsun. Yap vallahi, çünkü hep aynı evde yaşamaktan koltuğu her şeye at. Sana izin veriyorum çünkü sen hak ettin. Sen kocan vermedi biriktirdin, az verdi biriktirdin, kenarında param var, ne kadar yaşayacaksan belli değil. Yap evinin enerjisini, mis gibi otur,
bütün kalabalık eşyalarını dağıt. Bu ara çiçeklerinize, düzeninize de doğru bakım yapın. Onların hepsi başa böyle aşağı düşmüş gözüküyor. Çocuk fikri olanlar geciktiriyor. İstemediler. Neden istemiyorlar bilmiyorum. Güven problemi olabilir. Ama özellikle sizin eşinizin ablası, eşinizin kardeşinde beyin kanaması, kalp krizi ya da bu tarz durumlarında yoğunluğu olabilir. Bir check-up yaptırsınlar. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz, vücut sarkmalarımız, karın yağlarımız, bel yağlarımız var. Bol yürüyüş, bol yüzme yapmamız sizin için sağlıklı. Evet, neden? Çünkü vücut yaşlandıkça az kilo almalı. Çok hantallaşırsa gerçekten bedenimize zararlı. Hayalleriniz güzel bir taş evi ya da güzel müstakil evi isteyen kim varsa Allah o ev. Ama kardeşler arasında anne babadan kalan çok büyük miraslar var. Bunda kardeşler arasında büyük kıyametler kopacak. Dikkatli olun. Bir de kuzeninize aşıksanız ya da teyzenizin çocuğunuza aşıksanız o da size aşık. Evlilik teklif olacak. Ben akraba evliliğine karşıyım. O yüzden evlenmeden önce testlerinizi, kan testlerinizi doğru yapın lütfen. Sevgili kovalar, nasılsınız? Yorum, beğeni, lütfen emek, kırılıyorum. Yükselen ve ay burcunuzu dinlerseniz, onları da beğenip yorum yaparsanız seviniyoruz. Çok seviniyoruz. Geçmiş ilişkileriniz beyninizde yük olacak. İşte, çevrede, kafanızda devamlı geçmiş ilişkinizle alakalı travmalar yaşayacaksınız. Ben nerede hata yaptım? Neden bu ilişkim beni benimsemedi? Niye beni sevmedi diye devamlı sorgulayacaksınız. Ama bu hafta işlerinizin çok yoğun olacağı için pazartesi, salı bunlarla kilitlenirken çarşamba, perşembe, cuma toplantılar, iş gereği yapacağımız yenilikler, grup çalışmalarımız ve bu grup çalışmalarımızla birlikte ödüllü projelerde yer alacaksınız. Neyse, biz bu yüzleşmeyi sonra o sonraki haftaya atalım. Mümkün olduğu kadar işimize daha sımsıkı sarılmamızı istiyorum. İstedim bile. Ve kurumsal ve devlet alanında bağlantı içerisinde çalışıyorsanız burada şirketinizin devletle alakalı yaşayacağı krizler ve burada baskın hakimiyet sizi fazlasıyla ve şirketinizi fazlasıyla yorabilir. Yeni iş arayışı içerisindeyseniz farklı fırsat kapıları var. Yakın bayan dostunuzdan alacağınız iş ve geçmiş iş arkadaşınız da size yeni iş fırsatları yaratıyor. Gözünüz aydın, mutlu olun efendim. Evet, bir de şöyle bir sorunumuz var. Stabil alanda çalışanlar çok sıkıldı. Aynı şeyleri yapıyorum. Anam millet ekmek bulamıyor. Siz aynı şeyleri yapın. İşinizin başından ayrılmayın. Kendinizi bu sırada geliştirin, farklı bir iş arıyorsanız. Hem geliştirmiyorsunuz, hem ne emmeye geldin ne gömmeye geldin diyorum. Lütfen kendi kariyerinle alakalı da dil eğitimi, kurslar alarak farklı kapılar, fırsatlar yaratabiliriz. Özellikle mesela gastronomi okuyan sevgili takipçilerim için, kova burcu öğrencilerimiz olabilir. Kendinize iş kurmak istiyorsunuz, evet başarılı, ama yurt dışında bu kapıları aralamaya çalışıyorsanız bu konularda çok güzel fırsatlarınız var. Gidin yurt dışında elinizi, fikrinizi geliştirip burada yerinizi açmanız daha sağlıklı diyorum. Evet, büyük bir kurumsala yeni giren sevgili kovalar için şirket sizi gerçekten tavsiye üzerine geldiniz ve yerinizde çok büyük başarı elde edip hak ederek basamaklarınızı, yalnız oranın CEO'su biraz dengesiz, mümkün olduğu kadar onun gözüne girmeyi unutmayın diyorum. Ortaklı işleriniz varsa ortaklı tartışmalar, gerginlikler söz konusu olacak. İşimizle alakalı noktada yıpratıcı sözler, hatta işe gelmeme kararı içerisinde olacaksınız. Siz de ortağınızla ters düşüyorsunuz, o da ters düşüyor. Yönetici tutun, siz karışmayın. Yönetici ikinizin arasına girsin. Çünkü uzun soluklu dostluğunuz saçma sapan şeylerden gitmesin istiyorum. Büyük bir yeriniz varsa da satmak ve yabancıya satma fikriniz varsa hayırlı gözüküyor. Teklif var, değerlendirebilirsiniz. Geçmişe dönük iş iadesi bekleyen sevgili kovalar. Evet, bunlarla ilgili kazandınız. Paranız da yatacak, iş iadeniz de var. Biraz daha dinlenin, biraz daha nazlanın, geçin işinizin başına.
İstediğiniz boruyu öttürün. Evde çalışanlar ve gebelik kaynaklı izinli olanlarda da yavaş yavaş işinize geri dönme evresi zorlayıcı olacak. Eve çok alışmıştınız ama dışarıyı da çok özlediniz. İyi geleceğini önemsiyor, önemli. Belki blog yazarlığı, sanatçı ruhunuz, bu tarz sosyal ağlarda kendi markanız ve kendi yönünüzü yaratıyorsanız çok iyi çevreniz var. Bunu iyi değerlendirin. Sevgili gençler ve bay ve bayan kızlarımız, bay ve bayanlar, kadın ve erkekler diyoruz. Çevrenizi doğru değerlendirin. İş fırsatları var ve yurt dışı kapı imkanları ve eğitiminizle ilgili destekleyecek insanları hayatınızdan çıkartmayın. Boş beleş fikirlerden uzak durun diyorum. Evet, aşk konusunda yüzleşme dedik, karmaşa dedik, dengesizlik dedik. Ama doğru aşk isteyenler için Mayıs'ın 10'undan sonra muhteşem aşk, kalıcı insan sizin hayatınıza giriş yapacak. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili yaşadığınız sorunlar düzeldi. Aileler iç içe geldiler. Evlenme triplerimiz, tarihlerimiz, söz, nişan, gelinlik, damatlık bakılıyor. Hayırlı uğurlu olsun ama takılarda kavgalar var. Yani altın ve mücevher konusunda bayağı bir tartışmalar söz konusu olacak. Siz hemen gidin evlenin, onlar birbirlerini yesin diyorum. Çünkü gönülleri razı oldu. Bir de sevgilinizle ilgili şüphe edenler, evet aldatılıyorsunuz ya da siz aldatıyorsunuz, onun üstüne baskı yapıyorsunuz. Bence siz de dürüst olmanız lazım, sizin de hatalarınız var. Kendi içinizde sosyal ağlarda, yani hani bedensel değil de sosyal ağlarda zihin aldatmanız var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Babaya ve babayla olan bağlarınızla ilgili yaşadığınız krizler gün yüzüne çıkacak. Babayla aramızda bağlar çok ciddi sıkıntıya düşecek. Ve o yüzden babanızla tartışmalardan uzak durun. Paranız kesilebilir, bilgin olsun. Sevgili ev hanımları ve boşanma fikri olan sevgili kadınlarımız. Paranız yok, nereye boşanıyorsunuz? Eviniz yok, nereye gideceksiniz? İdare etmekten de sıkıldın. Al kocanı ve kendini psikiyatriste git ve ilişki terapistiyle bu durumu düzelt. Her ikiniz de iyisiniz ama olaylar saçma tartışmalara sebep olup yatak ayrımına sebep olmuş. Lütfen bunu ilişki terapistiyle düzeltelim. Durumu daha iyi olan sevgili evli çiftlerimizle alakalı noktada da eşinizin böyle rahat tavrı, kendine bakmasından kaynaklı biraz şüpheleriniz attı. Takip almanızı istiyorum. Hamile olan çiftlerde de gayet güzel bir çocuk evresi var. Sağlıklı bedene gelecek. Panik yapmayın. Çocuğunuza düşmeyin. Daha önceki yaşadığınız korkuları kenara atın. İstiyorum, istedim bile. Sevgili gençler, eğitiminizde çok önem vermeniz lazım. Bu seneye hazırlıklısınız, başaracaksınız. Sağlık olarak kulak iltihabımız, genizet akıntımız, sinüsitimiz ve migrenimiz hareket edebilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Gökyüzünün ışığı ay kadar tatlıdır. Sizler ay ve güneş kadar tatlısınız. Unutmayın. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcunuzu, benim motivasyonumu arttırmak için yorum ve beğeni yazarsanız sevinirim. Mutlaka yükselen ve ay burcunuzu dinlemenizi öneriyorum. Arkadaşlarınız, yakın dostlarınız, planladığınız bazı olaylarda onların gerçek yüzünü göreceksiniz ve size iyilik yerine kötülük yaptıklarının farkına varacaksınız. Kendinizi onlardan yavaş yavaş elemeniz lazım. Huzurlu ve başarılı hayat istiyorsanız onların size baskıcı yönünden dolayı kendi hayatınızla ilgili hep hatalar ve hep tembellikler yapmaya müsaitsiniz. Artık yataktan çık, çevreni at, sıkıntılarından kurtul, psikolojik ataklarını kenara at. Çünkü çok yeni bir iş kapısı ve bulunduğun noktadaki iş imkanları sana ayrı bir güç katacak ve bu güçle birlikte kendini daha güzel ispatlayacağın evrelerde seni bekliyor. Yani içsel sıkıntını, nefes alamıyorum, daralıyorum dediğimiz evreyi iş hayatınızda istemiyorum. Çünkü siz acayip dikkatli bir insansınız. Sadece ruhsal olarak yaşadığımız gerginlikler, çocukluğumuz, genç kızlığımız ya da çocuklukta yaşadığımız bazı olaylar ve ailede sözlü şiddetler sizi hayatta ürkütmüş. Bunu yenmemiz lazım. Bunu yendiğimizde bu yıl artık sizin parasal, iş ve kalıcı noktalarınız ve yarım bıraktığınız her nokta için doğru bir süreç olacak. Yani siz, bence siz kendinizin farkındasınız ama çok etki altında kalıyoruz. Etkileri attık, duymuyoruz kimseyi, kendimiz olmayı öğreniyoruz. Kurumsal ya da kurumsalla bağlantılı iş, dışarıda işler koşturuyorsanız hareketli ve primleriniz yoğunluk söz konusu olsa da rotanızda, yani
priminizle ilgili daha büyük mücadele etmeniz lazım. Araç niyetiniz var. Bu sene bu kotayı geçiyorsun ve o arabayı sana alıyorsun. Şirketinizde araba beklentiniz varsa Mayıs'ta çalışıyoruz. Şirketiniz size aracınızı veriyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çünkü uzun süredir bu konu gündemdeydi ve siz artık söylemekten bıktınız. Şirket bu araç konumuzu çözmüş olacak. Devletle ilgili beklenti, iş beklentiniz, Türk Hava Yolları'na girmek istiyorsanız ya da bu tarz konularla ilgili mücadele ediyorsanız burada bu mücadeleyi başarmış gözüküyorsunuz ve mülakata katılacaksınız. Ya sözlü sınavları geçmişsiniz, yazılıları geçmişsiniz, mülakatı da başarmış gözüküyorsunuz. İşiniz, ruhunuz hayırlı olsun diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle iş alanında çalışan ekibinizin dağınık olması, sorumsuz olması, işte bazı danışan kaybetmek, insan kaybetmeye sebep oluyor. Bir kamerayla şirketteki inandığınız insanları görün, nerede hata yaptığını ihmal etmeyin. Küçük bir yeriniz ve ortaklı bir yeriniz varsa çalışanınızda hırsızlık var. Bu ara eşyalarınız, malınız ya da paranız çalınıyor olabilir. Daha temkinli ve daha dikkatli olmanız gerekiyor. Estetik salonunuz varsa, güzellik merkeziniz varsa, ağda salonunuz varsa kazancınızın yoğun olacağı bir nokta. Buranın ismini, rengini, enerjisini değiştir. Gül suyuyla enerjiyi yıka, orası çok güzel paralar kazanacak. Vazgeçme diyorum. Evet, devlet ataması ile ilgili uyardım. Yalnız bu dönem üniversite sınavına ya da lise sınavına hazırlanan çocuklarımızın annelerinin şiddetli baskı hali var. Çocuklarımızın bu baskıdan çıkartın, onlar ne istediklerini biliyor. Üstüne gitmeyin ve bıt bıtlanmayı bırakın istiyorum. Evet, aşk konusunda kendinizle ilgili, bir ilişkinizle ilgili güven tazelendi. Ciddiyet evresindesiniz. Sadece bir şeylerin bitip zamanı bekliyorsunuz. Hayırlı olsun. Bu ara kalbinizde uzun süredir unutamadığınız bir insan ve acı çektiğiniz noktayla artık o nokta hep böyle şey gibi, benim üzerimdeki benek gibi olacak. Bilgin olsun, onun sana ne bir geleceği ne de Allah yazmış gözüküyor. Sen yoluna bak. Aile içerisinde evlenmeye zorlanan evladınız varsa ya da babanız bu konuda ısrarcıysa, oğlunuz ya da kızınız çok mutsuz olacak, evliliği bitecek. Lütfen biraz daha dikkatli olun. Onu mutsuz bir düzene, tamam iyi bir kendi yapınız, kendi aileniz ama o çocuklar ziyan olacak. Bir kez daha düşünmenizi, bir kez daha bu noktayla alakalı evreyi toparlamanız gerekiyor. Ev hanımları ile ilgili noktada son zamanlarda eviyle alakalı yaşadığınız ve maddi olarak bazı sıkıntılardan kaynaklı noktada ciddi anlamda çözemediğiniz evreleriniz var. Eşiniz paraya yetemiyor. Siz temizlik ve enerji evresi yapıyorsunuz ve bu paralar da size yetmediği için çok fazla yıpranıyorsunuz. Haklısınız. Oğlunuzun vatani görevi, kızınızın yurt dışı ile ilgili beklediği iş kapısı olumlu. Mücadele edin. Kenarda 3-4 tane altınınız var, satmak istemiyorsunuz ama şu an evin ve ev halkının buna ihtiyacı var. Ortaklı mallar, miras konularımız çok hareketli olacak. Ama gecikmeler, paranızla alakalı noktada size yaratılacak sıkıntılar var. Ama siz hakkınız ziyan olmasın diye büyük bir mücadele vermeniz lazım. Yoksa sizi yok sayacaklar. Çocuklar ya da çocuklarınızla iletişim evresini düzeltiyorsunuz ama eşinizin kendi yiyenleri eşinizi maddi olarak çok büyük bir sıkıntıya sokacak. Kredi kartı borç ödemelerinizle alakalı yoğun bir tempo var, bunları düzene sokmamız lazım. Emeklilikle ilgili beklentiniz varsa olumlu gözüküyor, olumsuz bir durum görmüyorum. Babanızdan satmaya çalıştığınız arsa çok değerli, biraz daha düşünün. Sağlık olarak kalp damar hassasiyetimiz, boğaz enfeksiyonlarımız ve özellikle migren ataklarımız tutabilir. Dikkatli olun. Yani şöyle demek istiyorum. Bize verilen nefes sokaktaki oksijen kadar kıymetli. Oksijenimize, doğamıza, doğadaki her canlıya ve nefesimize, nefsimize güzel bakalım. Hoşça kalın.